Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz ve yeni gelenleriniz için ben Tuğba Kar. 1,5 ay sonra inşallah 20 yaşındayım ve Almanya'da yaşıyorum. Evet, bugünkü video isteklerinden birisi ise küçük bir fotoğraflarına bakıp yorum yapıyorum. Ve gerçekten çok buldum, böyle eskiden bambaşka bir insanmışım ve şimdi değişimleri, hepsini yorum yapacağım. Şaşıracaksınız baya. Bu ben olamazdım diye biliyorum yani. Arkadaşım diyor bu sen hayatta olamazsın. İnsan işte büyüdükçe değişiyor. Evet, daha fazla sizi sıkmadan bu videoya başlayalım. Evet, burada baktığım fotoğrafları da bu köşeye yansıtacağım zaten. O yüzden boş bıraktım burayı. İlk fotoğrafım bayağı bir tatlı bir fotoğraf. Bebekmişim. Yeni doğmuşum herhalde o gün. Ve annem, babaannem falan kucağında tutuyorlar beni. Ve benim alnımın ortasında bir kırmızı çizgi var. O da doğuştan beri var. Kardeşim de, kız kardeşim de öyle. Herhalde biz kızlarda öyle bir şey var. Sembol. Evet, bayağı tatlıymışım ama biraz karaymışım. Aslında o kadar kara değilim ben. Evet, diğer fotoğrafımıza geçiyorum. Evet, burada ise gördüğünüz üzere bayağı tatlıyım ya. Burada ne var? Üzerimde takımım var. Böyle lekeli köpekler olur ya. Ondan sonra gülmüşüm azıcık, sırıtmışım. Ama şimdiki halime yine de benziyorum gibi geliyor bana. Saçlarım bayağı gürmüş. Sipsiyah. Evet, bacaklarım gözüküyor. Nasıl tombiş tombiş. Tombişmişim herhalde ben. Ama bayağı tatlıymışım kendimi. Burada çok tatlı gördüm. Evet, üçüncü fotoğrafım ise... Evet, şimdi... Büyüdüğüm zamanlara geçiyorum. 5 yaşındaki fotoğrafım bu. Burada sanki hani 7-8 yaşındaymışım gibi bayağı olgun gözüküyorum. Pembe bir tacım var. Ben zaten hep taçlı gezerdim. Saçlarım şuraya kadar olurdu. Hep kestirirlerdi. Ve o gün hatırası var. Yani o günün bir anısı var. Şimdi biz anaokulunda, yani kindergarten'a gidiyordum. Son senemdi. O gün fotoğraf günüymüş. Fakat bunu annem unutmuş ve biz tam yoldayken giderken annemin tanıdığı bir arkadaş demiş bugün fotoğraf günü falan demiş. Annem de aa öyle miydi diye bizi eve geri götürüp üzerimizi değiştirdi. Dediğim gibi annem geri eve dönmüş ve bizi artık o gün ne bulduysa üzerimize giydirmiş. Gördüğünüz üzere pantolonum böyle çiçekli böcekli, ayakkabım pembe. İçimde tişört vardı, kırmızı ve üzerine annem bana yelek giydirmiş. Ve bugünü çok iyi hatırlıyorum. Kaşlarım bitişikmiş hatta bu arada. Utancımdan da yapmışım. Yerim ben beni ya. Çiçeklerin falan yana, çiçekleri küçükken beri çok severim bu arada. Evet, bu fotoğrafta böyleydi. Bayağı tatlıymışım. Ama burada gerçekten tombişliğime artık adım atıyormuşum. Bayağı varmışmış. Evet, diğer fotoğrafım ise büyüme aşamasına geçiyorum. Ay, bunu unutmuşum göstermeye. Burada ben küçükmüşüm. Burada galiba 1 yaşındayım. Erkek kardeşimin doğduğu sıralar galiba. Aramızda zaten 11 ay var. Burada çok tatlıyım ya cidden. Çünkü taç takmışlar yine. Sonra kolumda altın bilezikler var. Onları anneannem, babaannemler falan takmıştı, halamlar. Ve burada yanımda bebek var. O bebeğin de bir hikayesi var. Onu babam hep beni korkutmak için kafasını koparırmış. Ben de deliler gibi bağırırmışım, çağırırmışım hani bebeğin kafası koptu diye. Çok tatlıyım. Ellerim falan büzmüşüm böyle. Çok tatlıyım gerçekten. Gördüğünüz üzere. Artık büyüyoruz yavaş yavaş. Bu da benim kapandığımın bir sene sonrası falan. 2011. Yani 2009'da kapandım, 2 sene sonrası. O zamanlar daha böyle şallarım pek yoktu. Anneme şarf alırdı kendini, ben de takınırdım. Yani daha çok öyle şimdiki gibi tabii şallarımız yoktu. Renkli renkli, süslü püslü. Evet, burada ise artık yani nasıl giyindiğimi cidden ben bile şimdi diyorum, ne yaptın sen Tuğba? O zamanlar çapraz boneler modaydı. Yani şimdiki boneler değil. Hani iki tane renkli böyle alırdın. Bir beyaz, bir siyah olurdu. Onu böyle yapardın. Ondan sonra yani eşarbı bağlardın. Şu önden fiyonk bağlamak bayağı bir modaydı. Ondan sonra ben bir İzmir'den Karşıyaka'dan 5 liraya elbise almıştım. Çok ucuzdu. Ondan sonra onu ama dizlerimin kapaklarına kadar geliyordu. Ama herhalde yaşım küçüktü. Annem gibi bir şey söylemedi. İçine köklü çorap. Ve o elbiseyi giymiştim. Mavi desenli diye içime de mavi body giymiştim.
Şarbım da mavi, siyahlı. Yani güya kendimce uydu demişim. Sonra şuradan da ben o kolyeleri almıştım Walmart'tan. Teki 1 euroydu. Çok iyi hatırlıyorum. Bir siyahın bir transparentini. Böyle onu da takmışım. Bayağı süslüyüm ya. O zamana göre bayağı kendimi süslü görüyorum. Sonra bizim evin köşesinde de 3 tane böyle annem şey almıştı. Çiçek böcek gibi işte bir şey almıştı. Onun yanına durmuşum. Fotoğraf çekilmişim. Bayağı bir fotoğraf şeysi varmışmış o zamanlardan ama sevmezdim. Çünkü gördüğünüz üzere hala kaşlarım bitişik. Yani o zamanlar makyaj da hiç yapmazdım. Bayağı tombişim ya. Gerçekten. Evet, diğer fotoğrafım ise bu Türkiye'de çekmiştim. İşte oradan önünde hep biz zaten otururduk kahve, çay falan derken. Ve annem de bana pazardan böyle elbise almıştı. Bale şeyle böyle kısa ceketli. O elbiseyi çok sevmiştim. Mavi, çiçekli falan. Sonra onu giymiştim. Üzerine yazma takmıştım. Bayağı bir güzel olmuştum ya. Gerçekten o zamanlar o elbiseyi giydikten sonra kendimi çok beğendim. Sonra pozlar vermişim böyle şey der gibi, bak ben çok güzelim der gibi. Tüpler de yani arkadan sırıtıyor. Evet, bu da benim 13 yaşındaki fotoğrafım olması lazım. Evet. Biraz karman çorban oluyor ama bu fotoğraf ise 2008'de çekildi. Halamın oğlunun düğünü vardı köyde. O gün de saçımı yengem yapmıştı. Ve elbiseyi de bana abiyeyi eniştem aldı, yani halamın kocası. Çok severek giymiştim ama fakat ayakkabı bulamamıştım. O yüzden terlikle gitmiştim halamın oğlunun düğününe resmen. Düşünebiliyor musunuz? Ama daha ben 9 yaşındaydım yani. Son galiba bir sene, evet o sene kapanmış, yok bir sene sonra kapanacaktım 2009'da. Evet, saçlarım da böyle sarışınmış biraz. Güzelmiş ya. Evet, bu elbise hatta hala duruyor. Nisa'ya veririm. Bu da Fantasyland'a gitmiştik. Bizim aile dostlarıyla beraber. Şerif, yani kardeşim bayağı küçükmüş. Şimdi 1.80-1.90 boylarında, yani o zamanlar bayağı bir küçük duruyormuş ama benden bir yaş küçüktü hatta. Ben orada 11 yaşındaysam o orada da 10 yaşında, yani düşünebiliyor musunuz? Ben de bayağı yani şey çıkmışım, hani yüzüm tombiş ama güzel çıkmışım ya. Tombiş tombiş. Ama çok eğlenceli bir gündü. Çok iyi hatırlıyorum. Bayağı güzel bir gündü. Hatta kapalıyım ama tişörtle geziyorum Fantasyland'da. Yani daha küçüğüm. 11 yaşındayım. Bayağı bir değişik günler geçirmiş. Sonra geçelim. Karban çorban oldu ama olsun. Bu fotoğraf ise benim ilkokulumun son günüydü. 4. sınıf. Artık 5. sınıfa geçecektim. Öğretmenime hediye yapmışım. Zaten hediye vermeyi çok severim ben. Kolyeler doldurmuşum. Pembiş giymişim. Mavi çanta. Sonra oradan da öyle nasıl bakmışım. Annem çekmişti bu fotoğrafı da. Öğretmenimi de çok severdim. Resmen kaç sene geçmiş aradan, vay be. Tam 10 sene geçmiş. Daha dün gibi hatırlıyorum. Düğme birkaç sene sonraya geçiyoruz. 14 yaşındaki bir fotoğraf bu. Eskiden yandan böyle şuraya kadar gözüken fotoğraflar çekmek modaydı. Hani yüzün yarımını gözükmezdi. Burada da bir gözüm gözükmüş. Bu eşarbı çok severek almıştım. Çok güzeldi. Ve üzerimde ferace vardı, bordo. O ferace de çok yakışıyordu ya. Nerede şimdi hiç bilmiyorum. Diğer fotoğrafı bu 2014 ve en rezil senelerimden birisi. Yani ne giymesini bilirdim, ne süslenmesini. Bulduğumu takardım, bulduğumu giyerdim. Ama güzel giyiniyor sanardım kendimi. Vay be, ne günlerdi. Bunu da Banaz, yani Uşak'ın ilçesinde Banaz'da çekilmiştim. Orada bir Atatürk çay bahçesi mi ne vardı. Kokoreç falan yerdik. Hiç sevmezdim aslında ama hani aile yiyor diye ben de bozmamak için beraber yerdim. Ama kokoreç hiç sevmem. Ondan sonra orada da anneme çek demişim. O sıcakta siyah, yani lacivert bir tunik giymişim. Sonra turkuaz bir şal, siyah bone, jeans, böyle değişik bir jeans formu bu. Onu giymişim ve ayakkabılarım siyah balerina. Siyah çanta. Abo, bu ne yani? Ve yüzüm bayağı tombiş çıkmış ve bayağı yaşlı çıkmışım. Hiç burada 14-15 demem kendime. Evet, geçiyoruz diğer fotoğrafıma. Bu fotoğraf ise 12 yaşındaydım. O zamanlar artık yeni yeni böyle
kendime bakmaya başlıyordum. Daha doğrusu hani bu fotoğraf, demin gösterdiğim fotoğraftan 2 sene öncesi, hani yeni yeni bakmaya derken hani yeni yeni ürünler almaya başlıyordum. Hani eskiden annem giydiriyordu. Sonra artık ben kendim almaya başlamıştım. Primark'tan başlamıştım. Bu üstüm de Primark'tandı. 5 euroya ucuzlamıştı. Onun için almışım herhalde. Ondan sonra şalımı ise ben Fransa'dan almıştım. İlk şallarımdan biri siyah, beyaz ve gri. Üçü benim ilk şallarımdı. Ve böyle buraya kadar, Allah'ım buraya kadar çekmişim. Kahverengi, saten bone, son ne bileyim, telefonum S3'tü, Samsung. Bir de o flash'ını çekmek modaydı. Böyle flash bir tuvalet değil. Hayır, anlamıyorum. O zamanlar nasıl bir modaymış ya? Ve artık 15-16 yaşlarına geçiyoruz. O zamanlar şifon şal 150-150 bomba, yani patlamıştı artık bomba gibi. Herkes de vardı, mecburdu yani. O zamanlarda ben de takıyordum. Şimdi hiç takmıyorum. Fark etmişsinizdir belki arkadaşlar. Elimdeki uzun bir yelekti, içime siyah giyinirdim. Siyah balerinam, siyah çantam ve çok sevdiğim renktir kahverengi, nude tonları, beige. O şalı takmışım. Ama tozum bayağı yüksekmiş. O beni rahatsız etti şu an ve makyajımı da pek yapamamışım. Ha, bir de Arapça saatimiz vardı. Onu takardım, takıştırırdım. Şu an yani tek böyle yüzükler. 2016'ya geçiyoruz. Yani tarihlerini gerçekten hiçbir şey unutmam. Bende biraz tarih hastalığı vardır, hatıralar gibi. Yani bir tarihi aklıma kazıdım mı asla o tarih benden çıkmaz. Tanıyan yani bilir. Bu fotoğraf ise Paris'te ilk gittiğim sene, 12. ayın 15'iydi. Takıyordu. O zaman da şifon şal takmışım. Hatta bu gitmediğim, bu cuma günü gittiydik herhalde. Bir gün öncesi gittim. Nonaim'den yelek almış, yani ceket almıştım kıremet renginde. Sonra ne bileyim, o bu derken hani bir yere giderken bir değişik şehire, ülkeye illa güzel giyinmeye bakıyorum fotoğraflar için. Sonra şalımı takmışım, şifon şalımı arkaya atmışım. Gözlerimi kapatmasaymışım iyiymiş ama olsundu. Evet, şimdi size en berbat fotoğrafımı göstereceğim. Çünkü onu ben aslında paylaşacaktım, sonra pek içime gelmedi. Çünkü bu fotoğrafım artık yani gördüğünüz üzere bayağı bir benden alakası olmayan bir fotoğraf. McDonald's'ım var. Burun şişman cana. Yüzüm yuvarlak. Dişlerim de sen biri yüz şey. Bayağı bir evrim geçirmişim. Dediğim gibi kızlar, arkadaşlar, şimdi dersiniz ki estetikmiş, şuymuş bulmuş. Kesinlikle hiçbir estetik ameliyatı, hiçbir şey yaptırmadım. Doğaldım. Makyaj hariç. Ama makyajı kim yapmıyor yani? O yüzden. Anneciğim bayağı bir değişmiş. Şimdi burnum gittikçe, zayıfladıkça herhalde şey olmuş, incelmiş. Çünkü bu burun gerçekten bayağı bir şişman. Hani benden alakası olmayan bir burun. Ben de şaşırdım yani. Ve sonra da işte bu fotoğrafı herhalde thumbnail yapacağım. Yani bayağı bir evrim değiştirmişim. Evrim geçirmişim resmen. Evet arkadaşlar, bu da benim küçük bir fotoğraflarımı yorum yapma videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında cuma günü saat 18'de, Türkiye saatiyle 20'de bu videoyu yükleyecektim. Fakat düğün, kına telaşı var derken maalesef çekmeye fırsat bulamadım. O yüzden bugüne, yani pazara çekmeye fırsat anca buldum. İnşallah nasıl düzenli yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi cumadan pazara kadar video yükleyeceğim inşallah. Çünkü cumaları fark ettiğim kadarıyla hafta içi sayılıyor benim için. O yüzden de pek çekemiyorum. İşlerim oluyor. O yüzden de inşallah cumadan pazara kadar beni bekleyin. Zaten size haber veririm Instagram'dan. Takip etmeyenleriniz beni Instagram'dan takip etsin. Alt çizgi Tuğba Kar. Snapchat vesaire takip edebilirsiniz. Tuğba Kere Korkunç. Beni daha çok hayatımı bilgi almak için tabii ki de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada bugün 110 bin olmuşum. Buradan bana aferinler. Çünkü bayağı yani zor demeyeyim ama hani zahmetli iş bunlar, büyümek. Evet, bu işi zaten 2,5-3 senedir yaptığım için kendimden gerçekten bu yönde gurur duyuyorum. Evet, sizden konuşmak çok güzel oluyor fakat videonun sonunda geldiğimiz için kapatmak zorundayım çünkü bayağı bir dakika doldu. Bunu şimdi ben editleyeyim, bugün yüklemeye çalışayım 20 ve Türkiye saatiyle 22 gibi. Hepinizi çok seviyorum. Bu kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın ki gelecekte daha güzel videolar gelsin. Sizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.